Anlarında Poliklinik Psikoloji Programı'na hoş geldiniz sevgili seyirciler. Programımızın bugünkü konusu sosyal fobi. Programımıza katılmak ve sosyal fobi ile ilgili sorularınızı bizimle paylaşmak isterseniz telefon numaramız 0212 480 0667 ve mail adresimiz poliklinik@tvnet.tv.tr. Sosyal fobiyi konuşacağız bugün. NP İstanbul Esler Polikliniği Psikiyatristi Uzman Doktor Hakan Erkaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve NP İstanbul Esler Polikliniği Kliniği psikoloğu, uzman psikolog Zinem Öztep bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Sosyal fobiyi konuşacağız, ne olduğundan bahsedeceğiz ve özellikle terapinin üzerinde duracağız. Öncelikli olarak belki tanım olarak hastalıktan evet. bahsetmek gerekiyor herhalde. Nedir sosyal fobi? Yani fobi aslında hoşunuza gitmeyen ya da memnun kalmayacağınız ya da size sıkıntı oluşturacak bir ortam ya da nesneden kaçınma davranışı aslında ve bu durumla karşılaşmaktan korkma. Sosyal yani fobi denildiğinde birçok fobi var. İşte biliyorsunuz kuş fobisi, böcek fobisi, özgül fobiler falan. Ama sosyal fobi denildiğinde adı üstü zaten üstünde sosyal ortamlardan kaçınma. Yani bu da ne demek? Sosyal ortamlarda ön plana çıktığınızda ya da gözler size çevrildiğinde ya da böyle televizyon gibi bir ortamda ya da bir yerde bir sunum yaparken ya da hiç tanımadığınız bir insanla görüşmek durumunda kaldığınızda, yeni bir kız arkadaş edinip onunla yemeğe çıktığınızda, yani sosyal anlamda sizi sıkıntıya sokabilecek herhangi bir yerde birçok bedensel ve ruhsal belirti yaşamak. Bunların arkasında da ne var tabii? Rezil olacağım, yanlış bir şey yapacağım, küçük düşebilirim, bir hata yaparsam işte benim hakkımda yanlış bir algı oluşacak düşüncesinden kaynaklanan bedensel belirtiler gelişmeye başlıyor. Yani bir çeşit hani panik atağı oluşmuştuk. Sosyal fobide o korku anında panik atağı benzer belirtiler görülmeye başlıyor. Ne oluyor? İnsanın yüzü kızarmaya başlıyor. Sesi titremeye başlıyor. Arkasından yüzümün kızardığı diğer insanlar tarafından algılanmaya başladı gibi bir düşünce. Düşünceyi iyice pekiştiriyor. Ve hani ben hep bahsediyorum domino taşlarını yerleştirdiniz ve bir düğmeye bastığınızda hepsi dökülmeye başlıyor diye. O şekilde birdenbire bir sempatik aktivitede artışla beraber titremeye kadar varan, yani ellerde yüzde kızarma titremeye kadar varan, hepimizin de aslında dönem dönem yaşadığı bir belirtiler kümesi. Tabii bunu yaşayınca da çok önemli bir hastalık aslında, öyle değil mi? Çünkü yani sosyal ortamda olduğu için, yani sosyal ortam sebebiyle olduğu için bütün insanların hayatını etkileyen bir tablo. Çok da sık karşılaşın. Yani herkesin de hayatında dönem dönem yaşadığı bir tablodur. Ama buna bir kez maruz kalmak ve o dehşetli anı yaşamak ondan sonra benzer durumlardan kaçınma davranışını getirmeye başlıyor. Yani sınıfta çocuk ayağa kalkamamaya başlıyor. Ya da ne bileyim bir yerde görevlisiniz, kalabalığa karşı bir sunum yapmanız gerekiyor. Mümkün olduğunca bundan kaçmaya başlıyorsunuz. Tabii mesleki anlamda ya da akademik anlamda performansı ciddi anlamda etkileyen bir şey. Ya o zaman şöyle diyebilir miyiz? Sosyal fobisi olan kişiler aslında bir takım işleri yapamazlar. Demek mümkün mü? Yapamazlar. Şöyle söylemek lazım aslında. Yeteneklerini sergilemekte güçlük çekerler. Yani bu insanlar çok yetenekli insanlar olabilir. Gelecekleri çok parlak olabilir. Ama sosyal ortamdan kaçındıkları için ulaşacakları mertebeye ulaşamama durumlarıyla karşılaşıyoruz bu hastalarda. Şimdi belirti olarak söylediğimizde ne tür şeyler görülüyor? Mesela diyelim ki bir sunum yapacaklar. O sunuma gitmiyorlar mı? Ya da neler Tabii. görüyoruz özellikle o kişilerde? Tabii. Yani eğer sosyal fobi çok ağırsa zaten hiçbir insanla diyalog kurmakta hani zorluk çekebiliyor. Mesela evin içinde mesela kendi ailesiyle, kendi yakın arkadaşlarıyla hiçbir problemi yokken, şakalar yaparken, rahat konuşurken eve bir misafir geldiğinde bile ya da yabancı birisi varsa ya da kendisi başka bir ortamdaysa bütün davranışları değişmeye başlıyor. Sanki tutulmuş gibi her adımı, her hareketi sanki diğerleri tarafından anlam yüklenecekmiş gibi kendi sesini duymaktan bile utanan insanlar var. Yani ya da küçük bir insan için düşünürsek de okul çağlarında ya da lise mesela bir soru sorulduğunda cevabını bildiği halde kalabalık içinde ayağa kalktığında bütün gözler ona döneceği için ve bütün ilgi ona yükleneceği için hiç konuşamama ya da söz almama gibi durumlar olmaya başlıyor. Aslında bu gerçekten hayatımızda çok sık. Birçok insan bunu yaşıyor. Bu küçük yaşta başlayan bir hastalık mıdır?
Tabii yani genelde çocukluk çağında da bu tür davranışlar oluyor ama genelde ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde pekişmeye başlıyor. Ama bazen de şöyle bir durum olabiliyor. Geçmişinizde oldukça rahat bir insansınız, bir problem yaşamıyorsunuz ama birden bir sosyal ortamda kendinizi aşağılanmış hissettiğinizde ya da o sıkıntıyı yaşadığınızda yine aynı şey olacak korkusu yüzünden yapamama durumları başlayabiliyor. Yani bir anlamda belli bir dönemden sonra tabii, da başlayabilen bir hastalık. Bir travmatik olay da başlatabiliyor bunu. Peki bu kişilerin biraz böyle ruh haline bakacak olursak nasıl bir psikoloji içerisinde oluyorlar? Şimdi aslında en hafif düzeyinden en ağır düzeyine kadar şöyle bir skala olarak düşünürsek en hafif düzeyi aslında utangaçlık. Yani çok tanıdık, hepimiz için tanıdık, çok sık karşılaşılan bir şey. Kaçınma yok, sosyal ortamlara giriyor ama heyecanlı, çekingen, girişken değil, konuşurken zorlanıyor, kendini ifade etmekte zorlanıyor. Utangaçlıktan öteki kutba da çekingen kişilik bozukluğunu, kaçıngan, çekingen kişilik bozukluğunu koyabiliriz. O da en uç durumu. Orada sosyal ortamlardan tam anlamıyla şey var, kaçınma var ve çok izole bir yaşam var. Yani aile çevresi, akrabalar, bir belki hani bir iki yakın arkadaşla yetinme ve izole bir sosyal hayatı sürdürme var. Utangaçlıkla kişilik bozukluğu arasında kalan alanda kişinin yaşadığı kaygının düzeyine ve o kaygıya katlanma gücüne göre girebilir sosyal ortamlara ama çok sıkıntı yaşayabilir veya girmek istemeyebilir, kaçınabilir. Bazı sosyal ortamlara girebilir ve alışabilir ve rahat edebilir. Bazılarını eleyip onlara katılmayabilir. Yani arkadaş çevresinde mesela rahattır da ya da arkadaşlarının arkadaşlarıyla tanışmakta rahattır da işte bir sunum yapmaya gelince şey yapabilir, hani sıkıntı yaşıyor. Sıkıntı yaşayabilir ve bahaneler arayabilir. Veya işte sunum yapması gereken bir işe hiç girmeyebilir. Yani skalada bu tarafa doğru ilerledikçe çünkü uyum iyice bozuluyor. Yani sosyal uyum, işlevsellikte bozulmalar oluyor. Yani iş ya da okul her neyse kişinin uğraşı alanı onda bozulmalar başlıyor. Uyumun tam olarak bozulduğu uçta orası. Oradan utangaçlığa doğru hafiften böyle şiddetliye doğru sıkıntıyı yaşayabilir. Hakan Bey az önce bir iki belirtiyi söyledi. Ona hani titremeyi, terlemeyi, kalp çarpıntısını, yüzde kızarmayı, baş dönmesini, mide bulantısını, boğazda kuruluğun hepsini ekleyebiliriz. Yani o belirtiler ortaya çıkıyor. Psikolojisi nasıl bu kişilerin? Bir kere çok neredeyse belirgin ve kendilerinin de farkında olacakları kadar net. Rezil olacağım, küçük düşeceğim, eleştirileceğim, yargılanacağım. Birileri beni gözetliyor, beni gözlemliyorlar. Her hareketime dikkat ediyorlar. İşte en basitinden ne bileyim şu kalemi alıyorum. Şimdi elim titriyecek, bana bakacak ve elimin titrediğini görecek gibi. Böyle hani yaptığı her şeyin dikkat çektiğini ve yaptığı her şeyle rezil olabileceği ihtimalini düşünen kişiler. Bu psikolojide oluyor. Bu psikolojide, evet. Sebebi nedir bunun? Neden böyle bir durum yaşanıyor? Bir sebebi var mıdır yani altta? Yani birçok biyolojik faktör var bu şeyde. Yani hani farklı teoriler de var o fobilerin nasıl geliştiğiyle ilgili ama biyolojik anlamda genetiksel yatkınlık da var. Yani işte ne bileyim tek yumurta ikizi ise hani diğer ikizde olma ihtimali var. Ailesel yapı, süperegosu çok kuvvetli kişilerde ya da anne baba çok eleştirerek büyütmüşse çocuğu ya da temel güven eksikliği gelişmişse zamanında yetiştirilme çağlarında travmaya uğramışsa bu kişilerde daha fazla görülme ihtimali olabiliyor. Özgüven eksikliği var tabii ama bu ki, yani kişilerde. Burada zaten hani kalabalık karşısında konuşurken insan şu şekilde düşünüyorsa yani şimdi yanlış yaptığımda yani bu hastalığın temelinde şu var, hastalığın temelinde bir şey yapmadan önce olabilecek bütün
anksiyete bozuklukları ya da endişe kaygı bozukluklarında hep şunu söylüyorum ya. Yani kötü bir şey olacak korkusu. Mış gibi bir şey yani. Hep bütün anksiyete, bütün yaşanıyor. Endişe kaygı bozukluklarında kötü bir şey olacak korkusu vardır. Panikte panik atak geçireceğim korkusu. Obsesyonda işte onu yapmazsam şöyle olacak. Sosyal fobi de bir anksiyete bozukluğu yani endişe kaygı bozukluğu ve orada da sosyal ortamda rezil olacağım korkusu. Şimdi o korku geldiğinde de daha korku gelmeden senaryolar zaten kurulmaya başlıyor. Bu kişilerde yani anksiyeteye biyolojik zemin var. Zaten tedavilerine de geçtiğimizde hepsinin tedavisi benzer tedaviler. Şimdi onun için yatkınlığı olan kişilerde geçmişte de travmaları varsa üstüne bir de sosyal bir ortamda bu sıkıntıyı ciddi anlamda yaşama olayı binmişse bu kişilerde gelişme ihtimali artıyor bu rahatsızlığın. Yani bir taraftan da baktığınızda aslında toplumda %10, %3 ile %13 arasında değişen sıklıkta sosyal fobi. Yani sosyal fobi çok sık karşılaştığımız rahatsızlıklardan bir tanesi aslında psikiyatrik tanı olarak. Görülmesi de aslında yüksek tabii, bir oran öyle tabii değil ki, mi? Tabii ki. Şimdi bu kişilerin biraz belki hayatına böyle bakacak olursak mesela neler değişiyor hayatlarında? Ne tür değişimler oluyor? Ama bunu cevabını almadan önce aklımızda bir izleyicimiz var. Bek etmeyelim. İyi günler. İyi günler. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba. Hoş alalım bulduk. Sorunuzu. Ben de aynı şekilde yani herkes beni izliyormuş gibi geliyor. Yani ne bileyim çalışırken yani biri bana işte bu işi nasıl yapıyorsun derken benim suratım kıpkırmızı oluyor. Ben hiç yani yaptığım işleri sanki hiç kimsenin beğenmediğini hissediyorum. Yani benim içimden gelen o. En iyi şekilde yapsam bile kötü yapmışım gibi hissim var. Ben ne yapabilirim yani arkadaş çevrem iyi ama yani kalabalık ortamlarda falan konuşmayı pek beceremiyorum. Ne dersiniz Hakan Bey? Evet yani işte bahsettiğimiz tipik o sosyal fobi olgusu. Şimdi bu durumda ne yapmak lazım? Tabii ki yardım almak lazım. Yani hani kendi başına yapabileceği şeyler de var aslında. Hani ne yapabilir bu izleyicimiz? Yani sıkıntı hissettiği ortamlarda yani kendi arkadaşlarıyla ilişkisi iyi. Daha rahat. Ama sıkıntı hissettiği ortamlardan muhtemelen kaçınma davranışı içine giriyor ve o tür ortamlarda sıkıntı hissedeceği için mümkün olduğunca bahaneler uydurma ihtimali, işte çağrıldığında bir yere gitmeme, bir doğum günü, bir yaş günü, bir parti varsa ben şimdi oraya gidersem sıkıntı olur kaygısıyla bunları reddetme. Şimdi birazcık riski alıp oralara gitme, hani ne olacaksa olsun ben bununla yüzleşeceğim demeye başlaması gerekiyor. Ama bu adımı bazen kişiler atamayabiliyor. Çünkü her seferinde aynı kırılmayla karşılaştıkları için. O yüzden eğer kendisi yapamazsa yardım alması gerekiyor. Biraz önce dediniz bu hastalık nereye gider diye. Şimdi işin şey tarafı ruhsal rahatsızlıklar bazen fark edilmeyebiliyor. Kişi ya benim karakterim böyle, ben böyle bir insanım gibi kabul etmeye başlıyor. Diğer insanlar da mesela yakın çevresi, eşi, arkadaşları ya o öyle bir insandır, çekingendir, içine kapanıktır. O şimdi çağrılsa gelmez zaten oraya ya da o heyecanlı birisi zaten. Şimdi bu algı bazen kişinin de durumu kabullenmesine neden olabiliyor. Ve bunu kişi kabullenmeye başlamışsa bazı meslekleri yapamaz hale gelmeye başlıyor. Yani sizin yaptığınız mesleği mesela yapamama bizde hali olmaya başlıyor. Bizde sosyal fobi kesinlikle yok mu öyle mi? Bazen spikerlerde ya da medyada şu olabiliyor. Başka rahatsızlıklar mı? Hayır altta aslında sosyal fobi yatarken bir karşı tepkiyle sosyal fobiyi yenme amaçlı anlatabiliyor muyum? Bir takım davranışlar ve bunu bir aşırı yani sosyal fobinin tam tersi bir ortam yaratma gibi bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkabiliyor. Bu yani mesela, tepki olarak tam tersi de yapılabiliyor tabii, tabii. Bir anlamda. Yani işte karşıt fobi gibi bir durum oluyor ama bu kişilerde de aslında fobik bir davranış oluyor. Temelde fobik bir şey. Yani bu mesela şeylerde de var. Yani dağ sporu yapanlarda ya da dalgıçlarda ekstrem şeylerle uğraşan, ekstrem işlerle uğraşan insanlarda bazen mesela yükseklik korkusu olabiliyor. Kapalı yerlerde ya da şeyde korku. Bu korkuları yenme amaçlı tamamen farklı bir zıt davranışa yönelebiliyor insan. Bunda başarılı olursa da zaten o meseleyi halletmiş olabiliyor. Şimdi burada gene hayatlarından biraz devam etmek istiyorum. Mesela bazı işleri yapamaz dediniz, bazı evet. işleri tam tersi üzerine gidip yapabilir. Onun dışında bu hastalıkla beraber o sosyal ortamdan kopmanın getirdiği başka yeni rahatsızlıklar oluşuyor mu hastalıklar? Tabii ki
Yani şey, yani şimdi sosyal ortamda ilişki kuramadıkça, düşünün yani genç bir çocuğu düşünün, bize çok fazla başvururlar. Ben kız arkadaş edinemiyorum ya da ben karşı cinsle diyalog kuramıyorum. Şimdi zaman geçtikçe hem sosyal ilişkilerin bozulması hem bir birliktelik yaşayamama yavaş yavaş kişinin kendine saygısını da azaltmaya başlıyor. Çünkü mesleki performans düşük oluyor. İçine kapanık, insanlarla diyalog az. Üzerine depresyon binmeye başlıyor zaten. Depresyonda bindi mi ben bu işin içinden çıkamayacağım duygusu çok artmaya başlıyor. Çünkü benlik saygısı iyice azalmaya başlıyor. Zaten bu kişilerde bir kendilerine güvensizlik var. Böyle bir bataklığa saplanmış bir durum ortaya çıkmaya başlıyor. Az önce siz bir şey söylemiştiniz. Aileler de kimi zaman bu durumu kabulleniyorlar aslında. Belki buradan biraz gitmek gerekiyor. Burada çevrenin tepkisi nasıl olmalı? Yani devamlı böyle sosyal ortamlardan kaçan kişilere karşı belki davranış yapısı olarak özellikle şöyle davranmalıyız ya da böyle davranmamalıyız ya da bu kişiler için onlara şu şekilde yardımcı olabileceğimiz şeyler var mı? Tabii sosyal kaygının düzeyine bağlı olarak kişinin kişilik olarak kabul etmiş ve yakınları da onun kişiliği olarak kabul etmiş olabilirler. Öte yandan arkadaşlar şey çok önemli olduğu için terapilerden de bahsedeceğiz. Terapilerde karşı karşıya gelmenin önemine değineceğiz. Hani bu durumları yaşamalı ve yaşadıkça aşırı hassasiyet, duyarlılık azalmalı. Yani terapideki mantıklardan biri bu. Dolayısıyla ne kadar çok sosyal ortama girerse o kadar rahatlayacak demektir süreç içinde. Yakınlar bu anlamda destek olabilirler. Hani çünkü vazgeçme, kaçınma, kapanma, içe kapanma, işte birkaç kişiyle ya da aile çevresiyle yetinme gibi bir ihtimal kuvvetli. Ama hani ne kadar karşı karşıya gelirse süreç içerisinde o kadar rahatlayacağı için yakınlar davetkar olabilirler. Bir anlamda hani kaçınmaya çalışan kişileri belki biraz daha bu tür ortamlara sokmalılar. Şimdi tedaviye geçecek olursak öncelikle geliş öykülerinden belki biraz bahsetmek gerekiyor. Genelde ne şekilde geliyor hastalar? Genellikle kendileri sıkıntı yaşadıkları için kendileri geliyorlar. Çünkü bir zorluk var, bir şeyleri engelliyor bu kaygı. Yani okuldaki başarıyı etkileyebilir, iş yerindeki başarıyı etkileyebilir bir şekilde, çünkü hani hepimizin kendini ifade etmesi, bir şey üretmesi, ürettiğini göstermesi gerekiyor ama burada bir performansı sergileyememe, performansını sergilemekten kaçınma olduğu için yoğun olarak kendisi sıkıntı duyar ve kendisi gelir tedaviye. Ama orada bile bir hassasiyet var. Çünkü doktor da psikolog da eleştirebilir, yargılayabilir. Beklenti yine bu yönde. Ama çoğunlukla kişinin kendine herhalde bir adım değil mi? Size gelmesi bile bir adım. Sinema dedi işte kendisi gelir ama gelinceye kadar neler yaşar içinde? Yani hani bir kere önce randevu almak aşamasında bile hani telefon edecek, orayla konuşacak ya da bir sosyal ortama çıkıp orada diyalog kurup doktordan randevu alacak. Randevuyu alma kararını bile çok zor alabiliyorlar. Çünkü hani o da çünkü bir stres faktörü. Sosyal bir ortama çıkacak ve bir doktorla ya da bir durumla karşılaşacak. Ondan sonra randevuyu iptal etme, gelmek istememe gibi davranışlar olmaya. İptal edenler oluyorlar yani, mı? İptal edenler de oluyor tabii. Ondan sonra randevusuna gelmeye kalktığında geleceği gün akşamdan daha olabilecekleri düşünüp hani yoğun bir sıkıntı yaşayıp gene vazgeçmeye geldiğinde de içeriye girinceye kadar girdiğinde de bazen gerçekten aşırı bir heyecan hali, sanki sorgulanıyormuş, sanki sınava girmiş ya da sanki orada böyle bir duygu yaşayabiliyor sosyal fobi hastaları. Yani ve bu süreci de uzatabiliyor. Tedavi arayışı hep olur ama tedaviye gelmekten böyle bir kaçma, bir çekinme. Sonra da tedaviye geldikten sonraki süreçte de bazen bazı sosyal ortamda bazı başarısızlıklar yaşadıkça yine ben yapamayacağım duygusu bazen pekişmeye başlayıp tedaviden de umudun bazen kesildiği durumlar olabiliyor. Şimdi onun için burada hani tedavide en önemli şeylerden bir tanesi yine hastayla iyi bir diyalog kurmak. Bütün hastalıklarda olduğu gibi. Ama onun dışında burada sosyal fobide etkili olan birçok ilaç var. Yani depresyonda ya da anksiyetede kullandığımız birçok antidepresan ve farklı türleri bunların. Ve bizim bazı kalp hızını, çarpıntıyı,
titremeyi azaltan bazı ilaçlar var. O tür ilaçlar böyle performans öncesi, yani bir heyecanlanacağı bir zaman öncesinde, birkaç saat öncesinden verilerek onun orada kaygısını azaltmasına ve iyi bir performans sergilemesine, sonra da kendinin güveninin artmasına zemin hazırlayabiliyor. Birkaç böyle çalışmadan sonra bile bazı hastalar çok da yoğun bir terapi görmeden bazen toparlanabiliyorlar. Ama uzun vadede aslında bu hastaların hem ilaç hem psikoterapi desteği almaları gerekiyor. Peki şimdi terapilere geçecek olursak, terapilerde neler uygulanıyor bu tür hastalara? Önce şunu belirtmek lazım bence. Kaygı bozuklukları arasında terapinin en önemli olduğu rahatsızlık bu. Hakan Bey de onaylayacaktır herhalde. İlaçlar tabii ki kaygıyı yatıştırabilir ama zeminde rezil olma, küçük düşme, eleştirilmeye olan aşırı duyarlılık, reddedilmeye, yargılanmaya olan aşırı duyarlılık olduğu için, değersizlik ve güvensizlik duyguları da olduğu için terapi çok elzem hale geliyor. Hangi terapiler var? Bireysel görüşmeler, mesela kognitif davranışçı terapiler etkin. Bunun davranışçı kısmında kaçınmakta olduğu şeylerin bir listesini yapma, en kolaydan en zora doğru yavaş yavaş kişiyi bu durumlarla karşı karşıya getirme. Neler yani yazıyorlar kolayından... mesela, hani gelen hastalardan belki örnek verecek olursak, hani en zor mesela kişilere bu tür hastalar ne geliyor ya da en kolay? Yani ne olabilir, aslında çok değişiyor kişiye göre. Hani aile çevresinde rahat eden biridir, işte komşuyla görüşürken bile bir sıkıntı yaşıyordur ama iş yerinde sunum yapmak mesela en zorudur. Gidip komşuda kahve içmek ya da gidip bir kafede arkadaşıyla işte oturup kahve içmek belki çok daha kolaydır. Veya bir yere telefon açmak zordur. Yani buna göre kişiye göre, onun zorlanmasına göre bir liste oluşturmak, en kolaydan en zora doğru onları sıralamak, bir hiyerarşik liste düzen yapmak, sonra da en hafifinden başlamak. Bu davranışçı kısmı. Kognitif terapi kısmında ise kişinin düşüncelerini çalışmak gerekiyor. Yani çünkü kendilerini yetersiz görme eğilimi deler bu kişiler. Şöyle anlatabilirim. Bilgi işlemleme dediğimiz bir kavram var. Yani etrafımızda olup biten şeylerin bir yorumlamasını yapıyoruz hepimiz. Bu kişilerde bu yorumlar çok fazla yanlı oluyor. Yani kendisinin aleyhine, diğer insanların lehine yorumlar. İşte ben yetersizim, işte konuşamadım, cümle kuramadım ama siz harika cümle kuruyorsunuz. Ben işte burada rezil oldum, bir daha beni programa çağırmayacaksınız gibi bir şey mesela oluşturuyorum. Burada dikkatim tamamıyla kendime yönelik olduğu için olan biteni zaten değerlendirememeye başlıyorum. Burada şöyle düşünmek mümkün değil mi? Yani evet, işte yeni programla belki örnek verecek olursak, birçok kişi konuşuyor ve birçok kişi konuşurken aslında hata yapabiliyor. Evet. Hatta karşında beni çağıran insan bile hata yapabiliyor gibi bir düşünceye hakim olamıyorlar mı? Olamıyorlar. Yani ben işte dilim dolaştı ya da dilim sürçtü, cümleyi doğru dürüst kuramadım. Eğer sosyal fobim varsa bu benim için bir felaket. Yani günlerce üstümden atamayacağım bir şey demek, sıkıntı demek. Daha bunu yaşarken ve yaşadıktan sonra. Gerçekçi düşünce de ne olurdu? Dilim dolaşabilir, evet, de yani her zaman da düzgün cümle kurmuyorum. Bazen belki sizin de diliniz dolaşıyordur, bir şey yanlış söylüyorsunuzdur. Ama bu değerlendirmeyi yapamıyorum. Öyle tarafsız ve gerçekçi bir bakışım yok. Yani o bilgiyi göremiyorum. Çünkü bütün dikkatim kendime yönelik. Yargılanma ve rezil olma ihtimali bana göre çok büyük. Ve eğer eleştirilirsem ve gerçekten bir şey yapıp da bir yanlış bir şey yaparsam mesela, sonuçları benim için bir felaket. Yani iki şey çok önemli. Birisi yargılanma, eleştirilme ihtimali çok büyük sosyal fobisi olan kişiye göre. Birisi de diğer önemli özellik de, eğer böyle bir şey olursa bu bir felaket. Yani üstesinden gelinemeyecek kadar büyük bir sıkıntı. Bunların da kognitif terapi kısmında ele alınması lazım. İki önemli terapi yöntemi daha var. Birisi grup çalışması, grup terapi. Yine kognitif davranışçı yaklaşımlı. Birisi de EMDR. Çünkü bu kişiler belli sahneler canlandırıp zihinlerinde
bu sahnelerle ilgili sıkıntı yaşıyorlar. İşte 5 gün sonraki sunumun sıkıntısını yaşıyor şimdi mesela. Ya da işte 10 gün önceki sunumun çok feci geçtiğini, rezil olduğunu düşünerek bugün sıkıntı yaşıyor. EMDR de bunu çalışmak için uygun bir teknik. Burada mesela dediniz ki grup çalışması, mesela bu tür kişiler böyle grup çalışmalarında nasıl oluyorlar? Gene sıkıntı yaşanabiliyor mu mesela grup çalışmalarında? Grup çalışmasında şöyle bir özellik var. Sosyal fobi, ortak özellikli bir grup oluşturuluyor ve aslında herkes aynı sıkıntıyı yaşıyor. Grup çalışmasında rezil olmaktan korkan bir grup insan bir arada. Dolayısıyla birbirlerini gerçekçi bakmaya ve hani olan onlar için daha rahat bir durum mudur bu mesela onlar böyle bir için, şey? Da, yani tabii ki zor ama nispeten daha rahat. Çünkü bir sosyal fobisi olan kişiyi diğer işte rahatsızlıklarla gelmiş bir grupla buluşturmaktan çok çok daha destekleyici özelliği var. Ya bu bir sosyal fobi grubu. Bir de grup hani terapilerinin şey dinamiği vardır. Yani bir doktordan ya da bir terapisten bir şey duymaktansa aynı sıkıntıyı yaşayan başka birinden bunun çözüm yolunu ya da onun nasıl baş ettiğini duymak çok daha etkili oluyor insanlar yani benim için. Benim gibi başkaları da var demek tabii, önemli. Tabii tabii yani nasıl bizim ülkede komşunun dediğini insanlar daha ciddiye alıyorsa aynı sorunu yaşayan bir insanın hani çünkü şöyle bir durum var yani hasta doktora bazen sen o sıkıntıyı yaşamıyorsun ki hani nereden bileceksin gibi hani bir şey söyleyebiliyor ama hani doktorun hastayı anlaması için ne bileyim kanserse hasta doktorun da kanser olması gerekmiyor. Ama psikiyatride öyle bir durum var. Yani çok yoğun panik atak yaşayan işte ya da çok yoğun bir sosyal korku yaşayan birisi siz beni anlamazsınız ki ama ben hani o dehşeti nasıl yaşadığımı bilmiyorsunuz hani diyor. Ama o dehşeti yaşadığını gerçekten söyleyen başka birisi de duygusal anlamda çok daha yakın bağ kurup onun dediklerini. Yani damdan ya da düşeni damdan düşeni anlıyor gibi mi? Evet, evet. Yani onun önerileri çok daha inandırıcı gelebiliyor. Bunu yönlendirmemiz terapide gerekiyor bizim tabii terapide işte. Grup terapide iyi gelen şeyler benden daha iyi baş edebilen birileri de var. Onlar benim için model olabilir. Evet, benden daha beterleri ben de var. Ben iyi durumdayım. Ya da işte bak çok benzer özelliklerdeyiz. Hani birlikte baş edeceğiz. Birlikte başa çıkacağız. Bu yani, anlamda aslında çok önemli bir şey grup terapisi. Bu anlamda sosyal fobide özellikle grup terapisi çok önemli. Evet. Şimdi bu terapi süreci ne kadar süre devam ediyor? Ne kadar süre sonra kişi artık böyle kendini daha iyi hissedip bu sosyal ortamlara girmeye başlıyor? Terapiler tabii biraz daha hani açık uçlu çalışmalar ama çok böyle hani kişinin hızı çok önemli. İşte o listeyi hazırladık diyelim, harekete geçmesi lazım. Acaba her hafta bir maddeyi ele alıp gerçekleştirecek mi? Yani komşuya gitmek onda bir sıkıntı uyandırıyor ama bakalım komşuya gidecek mi yoksa bundan kaçınmaya devam edecek. Buna göre aslında hızı değişiyor bireysel terapide. EMDR çalışmalarında birazcık daha çabuk kaygıyı azaltabiliyoruz. O bireysel bir çalışma. Çünkü kaygı çok yoğun bir şekilde seanslarda çalışılıyor. Yani her sahne için kişinin zihninde canlandırdığı. EMDR belki en kısa sürebilecek çalışma. Grup terapileri içinse bir şey uygulanabiliyor işte 8 oturumluk ya da 12 seanslık, 16 seanslık gibi böyle kapalı grup belli kaç hafta bir araya gelineceği, neler yapılacağı belli. O daha yapılandırılmış bir çalışma olabiliyor. Bireyselde biraz daha açık uçlu. Grupta ama daha genel olarak şöyle şey, mümkün mü? Yani terapileri başladıktan sonra psikiyatristimizle de bağlantıyı hiç koparmadıktan sonra birkaç ay sonra artık böyle ufak tabii ufak adım adım tabii ki hastalığın derecesine, terapiye ne kadar bağlı kalıp kalmadığınıza belki alakalı bir durum ama yine de birkaç ay içerisinde böyle ufak değişimler artık görülmeye başlanıyor birkaç kişiden. Birkaç ay bile değil yani hani bu tür ilaçların etkisi hemen başlayan etkilerde var ilaçlarda. Bir 20 gün içinde falan da başlayabiliyor. Yani kişi bize geldikten yaklaşık 20-25 gün sonra ruh hali zaten değişmeye başlıyor. O motivasyonu da almaya başlıyor. Sonra da birkaç yapamadığı şeyi yapabildiğini gördüğü anda zaten yokuş aşağıya iner gibi bu hastalıktan kurtulmaya başlıyor insanlar. Burada mesela sizle konuşurken de herhangi bir şekilde bir utanmaları ya da bir çekincelikleri oluyor mu? Hani şunları anlattım ama artık bunu da anlatmayayım ya da bunu nasıl anlatabilirim gibi yaşadıkları sıkıntılar oluyor mu? Tabii psikiyatristle de psikologla da görüşme
özellikle de başlangıç aşamasında zor. Çünkü yani, eleştirilme, yargılanma, reddedilme ihtimalleri orada da var. Fakat hani zaman geçtikçe yargılanmadığını ve eleştirilmediğini, böyle bir kırılmayı orada yaşamayacağını gördükçe çok daha rahat ediyor kişiler. Ama sıkılma, utanma başlangıçta tabii ki çok daha yoğun. Yani bazen hasta 6 aydır size düzenli geliyordur. Ama 6 ayın sonundaki görüşmede 6 aydır ilk gelmesine aslında asıl neden olabilecek meseleyi bile anlatmadığını görebiliyorsunuz hastadan. Yani asıl şuydu şeklinde. Hani bazen başka bir şey çıkabiliyor. Çünkü hasta bir türlü hazır hissedemeyebiliyor kendini onu anlatmaya. Çok sıkıntılı bir durum. Aileler mesela bu durumla ilgili neler yaşıyorlar? Mesela genç çocuklarda ya da eşlerin özellikle böyle yaşadığı durumlar ya da ilginç şeyler var mı? Yani eşlerle ilgili tabii şimdi düşünün, sosyal fobik bir eşiniz var. Yani yaşamak gerçekten, hani ne bileyim, bir arkadaş toplantısına, bir yere, eğlenceye, hiçbir yere gitmeme, evden çıkmak istememe, komşu kabul etmek istememe, bütün sosyal ortamlardan kaçan biriyle hayatınızı sürdürmeye çalıştığınızı düşünün. Gerçekten zor. Ama onu seviyorsanız bu sefer siz onu sürekli sürüklemeye çalışacaksınız başka bir ortama. Ama o da sıkıntı hissettiği için gelmemeye çalışacak. Ve ciddi aile çatışmaları ortaya çıkmaya başlıyor. Yani sonra bunun adının hastalık olduğu ortaya konulunca işler birazcık yumuşasa da yine uzun vadede böyle bir beklenti çakışması olabiliyor insanlarda. Yani hani evliliklerde gerçekten birbirlerini iyi tanımadan ya da kişilik özelliklerini çok analiz etmeden evlilik kararı alındığında bu tür evliliklerde uzun vadede problem çıkabiliyor. Yani gençler açısından bakıldığında da gerçekten hani sosyal fobisi olan bir gencin uzun vadede kendi yeteneklerini ve de performansını sergileme ihtimali ciddi anlamda düşüyor. Yani ve gerçekten IQ'su çok yüksek, zekası çok iyi, okul başarısı çok iyi birçok insanın uzun vadede hayatta çok başarılı olamadığını görüyoruz. Bu sosyal ilişkileri iyi kuramamaktan ya da kaçınmaktan dolayı. Onun için hani aileler ya da hasta yakınları ya da şey bunu fark ettiği anda yardım alınabileceğini bilmek durumunda. Mesela böyle yani, özel zamanlarda mesela üniversite sınavları gibi ya da yaşanan başka türlü sınavlar gibi muhakkak etkiliyordur, öyle değil mi bu tür durumlarda? Tabii. Yani orada bir sürü insanla birden aynı salonda işte sıralarda oturacak olmak, işte nefes alıp verdiğinin bile duyulacağı fikri kişiyi yorabilir ve hani kaygılandırabilir. Yaptığı her hareket izleniyor, gözleniyor gibi hissedebilir. Dolayısıyla yani mesela anneler, eşlerle ilgili Hakan Bey örnek verdi. Ben de annelerle ilgili bir örnek vereyim. İşte gelip oğlunun işte odasından çıkmadığını, bütün gün bilgisayarda olduğunu, sınavlarına, derslerine gitmediğini, arkadaşlarının olmadığını anlatan annelerle de karşılaşıyoruz. Orada da mesela bir okul hayatındaki performans düşüklüğüne neden olabiliyor. Yani aslında az önce bahsettiğim skalada bir uca doğru uyum epeyce bozuluyor. Yani sınava da gitmeyebilir mesela öğrenci ise. Ya da iş yerinde toplantıya girmek bile sıkıntı uyandırıyorsa işi bırakabilir, çalışmayabilir, evde oturabilir. Yani tam bir sosyal izolasyona ve tam bir uyum bozukluğuna kadar gidebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Burada şöyle bir şey mümkün mü? Mesela kişinin o gün toplantısı var, bir gün öncesinde mesela terapide o toplantıya yönelik, o ana yönelik sadece hani genel olarak bütün toplantılar değil de sadece o toplantıya yönelik böyle bir çalışma yapılıyor mu mesela şeyler için? Terapi. Az önce bahsettiğim EMDR diye bir teknik vardı ya, onunla mesela böyle bir şey üzerinde rahatlıkla çalışılabilir. O teknik olmadan da çalışılabilir elbette. Spesifik olarak belli bir duruma özel ne düşünüyor, o ortamı nasıl değerlendiriyor, kendisinin o ortamda nasıl görüyor, diğerlerini o ortamda nasıl görüyor. Çünkü diğerlerini yeterli, kendini yetersiz görme eğilimi zaten var. Yani bütün bunlar o kişiler arasında ne yaşamayı beklediği, yaşarsa ne olacağı, bunların hepsinin çalışılması lazım. Gayet spesifik bir durumla ilgili de tabii ki çalışılabilir. Programımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Yani sosyal fobi ile ilgili herhangi bir durum kişi kendinde fark ediyorsa mutlaka hani bu konuda destek almalı. Çünkü uzun vadede gerçekten yaşam kalitesini
bozan bir hastalık ve hani kişinin hem ekonomik anlamda hem sosyal ilişkileri anlamında geleceğini sekteye uğratabilecek ciddi bir rahatsızlık ve çok sık görülüyor gerçekten. Sadece bir utangaçlık ya da çekingenlik olarak düşünülüp uzun vadeli kayıplara uğramadan yardım almakta fayda var. Sinem Hanım, siz son olarak neler söylersiniz? Ben de uyumu çok da fazla bozmasına gerek yok. Utangaçlık bile başvurmak için yeter sebep. Hani en hafifinden. Terapinin de önemli olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Konuğum olduğunuz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bugünlük de TV'nin ekranlarında Poliklinik Psikoloji programının sonuna geldik. Cuma günü sizlerle birlikte olacağız ve disleksi konuşacağız. NP İstanbul Eczer Polikliniğinden değerli konuklarımız olacak stüdyomuzda. Cuma günü görüşünceye dek sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.